Bir sıcak gelişmeyle başlayacak. Aysel Tuğluk'tan bir tahliye haberi geldi. Bu haberi aktaralım. Aslında aylardır gündemde olan bir konu ve rapor alınmaya çalışılıyordu demans hastalığı nedeniyle. Ve Züleyha Gülüm duyurdu. Uzun bir bekleyişten sonra Aysel Tuğluk yoldaşımız özgür ifadesiyle birlikte. Aysel Tuğluk hakkında cezaevinde kalamaz raporu verildikten sonra geldi bu tahliye kararı. Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalamaz raporu verdiği demans hastası eski HDP eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğluk, tahliye kararının Kocaeli İnfaz Savcılığı'na ulaşmasının ardından Kocaeli Kandıra F tipi cezaevinden tahliye ediliyor. Aysel Tuğluk'un tahliyesini HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm az önce aktardığım sosyal medya mesajıyla paylaştı. Sayın Akman, çok özür dileyerek bir son dakika gelişmesi var. Sözünüzü kesmek zorundayım. Aysel Tuğluk'un tahliyesine ilişkin görüntüleri getireceğiz. İzleyicilerimizin dikkatlerini sunuyoruz. Evet, araç içerisinden el sallayan, gülümseyen görüntüsünü görüyorsunuz. Tuğluk Kocaeli Kandıra cezaevinden çıkış yaptı. Mikrofonun uzatıldığını gördüm. Sesi duyabilirsek. Evet, konuşmuyor, sesini duyamıyoruz. Adli Tıp Kurumu'ndan cezaevinde kalamaz raporu gelmişti. Bir süredir demans hastası olduğunu biliyorduk Aysel Tuğluk'un. HDP eski eş genel başkan yardımcısı. Mikrofonlar uzatılıyor ancak o gülümsüyor ve el sallamakla yetiniyor. Aslında ne söylediği de çok anlaşılmıyor. Küçük bir ifadesi var belki ama bir açıklama yapmadığını ve bu şekilde tahliye edildiği haberini de aktarmış olalım. Çok teşekkür ediyorum.